buradan şunu da göstereyim. Bakın adaptör diyorum. Benim komandlarım var burada. Hani dedim ki select komandı verdim, otomatik yapabiliyorsun ama ben doğrudan bunu kullanmanı istemiyorum. Kendim yöneteceğim. Al. Update command var. Burada. Update command gördüğünüz gibi SQL command alıyor. Sorguyu hazırlarsanız onu buna verirsiniz. Ya da delete command. Select command'ı da buradan verebilirsiniz. Ve insert command. Bu şekilde düzenleme yapılabiliyor. Daha birçok özelliği var. Temel olarak bu şekilde yönetilebilir. Şimdi bunun dataset'e gerçekleştirelim. Dataset için yapalım. Şurada aynısını oluşturdum. Dataset DS New Dataset Adapter Field DS'yi verdim. Data Grid View Data Source Sorguda bir hata var mı? Mantığı düşünün. İkisine de aynı anda basarsak. Hayır. Dataset'e basacağım. O butonu kullanacağım. Şimdi buradaki sorun burada dataset'i kopyalıyor ama table almıyor ki. Evet. Burada benim tabloyu vermem lazım. O yüzden ds.tables zaten içinde bir tane tablo, tablo var. Sıfır. Bu şekilde çalışır. İkisi de aynı yere geliyor ama değil mi? Şu anki mantık aynı. Ama birden fazla data table'ın olduğu bir dataset yaptıysan bunu kullanman gerekiyor. Hangisi? Biz ne değil mi bu yolu? Bak bakalım. Şimdi buraya kadar tamam. Burada farklı bir kullanımı daha yapalım. Hani az önce genel olarak yaptığınız hata şuydu. Burada dataset oluşturdum. Dikkat ederseniz datasete isim de verebiliyorum. Örneğin Northwind dataset. Artık buna isim üzerinden de erişebilirim. İndekse çok fazla ihtiyaç yok. Bunun içerisinde de diyorum ki bakın Shippers tablosunun verisini alacağıma göre ben bu tablonun da adını Shippers yapabilirim değil mi? Şöyle yapayım. Siz yazdınız. Aynısını değiştirmeyin. Kopyalayın. Yeni versiyonu yazıyorum çünkü. Tamam. Burada Tables diyorum. Dataset üzerine değil, aslında data table'a veri yazdırdım. Yalnız bu data table'ı doğrudan dataset üzerinden isimlendirerek vermiş oldum. Çalıştırayım, bir test edeyim. Patladı burada. Çünkü değer vermemiştik. Data table oluşturmadığımız için. Olarak.
sadece table'da oluşturabileceğimiz anlamına geliyor. Evet, az önce yaptığımız örnekte oydu. Burada değil de şurada yapayım. Şimdi data table oluşturdum. Buna ben data table'a dolduracağım için yukarıda dataset kullandım. Ondan dolayı olmadı. Burada bir isim veriyorum. Dedim ki data table'ın adı shippers olsun. Buna da değeri dataset bu. Source kaynak olarak da ikinci parametre. Bunun adı ne olacak? Yani bunun içerisinde bu dataset içerisinde adı shippers olsun. Ondan sonra ben shippers üzerinden buna erişebilirim. Dataset bunu. Burada iki parametre olarak kullanmam gerekiyor. Birisine dataset'in adını ver, ikincisine de onun içerisindeki tablonun adını. Yani burada şöyle bir şey yapılabilir. Ben dataset oluşturdum diyelim yukarıda. Bir tane de data table oluşturuyorum. Bunun da adı gene shippers olsun. Dur, bu data table örneği için. O yüzden şurada. Data table. Table var. Yalnız ben data table'dan değil de DS'nin tables'ından almak istersem. Peki table dataset içinde mi ki? Şimdi onu yapacağım. Dataset'in tablolarına evet. DT bunu eklemiş oldum. Ama gene de bunun içerisinde değer yok şu ana kadar. Buradan doğrudan DT'yi veriyor ama hani ben şu anki yaptığım örnekte bunu şöyle kullanıyorum. Al bunu. Shippers olarak isimlendirerek yap bunu. Data table çalıştı. Diğeri zaten çalışıyordu. Aynı işlemi yapmış oldum. Sadece isimlendirme ile indeks üzerinden erişmeyi gösterdim. Burada hangisini kullanacağınıza siz karar verirsiniz. Shippers olarak kullanmak kod okunurluğu açısından avantajlıdır. Şu da olabilir. Siz farklı indeksler üzerinden ekleme yaparsanız, farklı sırayla ekleme yaparsanız o zaman diğer yaptığınız o indeks üzerinden erişimler hata verebilir. Çünkü shippers yerine örneğin products tablosunu çekersiniz, haberiniz olmasın. Bundan dolayı indeks değil, isim üzerinden erişmek daha avantajlıdır. Tasarım yapalım. Form 2'yi oluşturuyorum.
yüklerdim. Kendine güvenen kimse biri çıksın abi. Vücut geliştirme. Kategoriler tablosundan kategori ID ve kategori name'i alıp şurada combo box'a yazdıracağız. Bunun için adapter kullanacağız. Peki list box'ta data gibi ne işe yarayacak kullanacağız? Tabii bir sırayla biliyoruz. Ama demin yaptığımızda farklı bir sadece combo box'ta. Tamam hadi yaptır. Zaten yaptırıyorsun. Yani basit bir şey ama siz yaptırın. Vermem gerekiyor. Değil mi? Data table'ı. Yeterli. Çünkü bir daha fazla şey var. Ya iki tane çekeceğimiz bir şey var. O evet. Çarpmaz gelmez. Evet. Select value yapacağız. Kategori ne yapacağız? Pardon, select selected seçilen selected item o seçilmeyle ilgili. Yani keyword'ü tarif ediyor. Görülmeyle ilgili olan. Doğru yerden bağlı da adını hatırlamadım. Yani values'u bir kategori ID olacak işte. Bizim gördüğümüzde ama display yapacak. Gördüğümüz neydi zaten? Gelecek bu da birisi görünen taraf, diğeri de veri. Değer kısmı olduğuna göre value member
yapmak istediğim ikinci bir işlem, bakın burada kategoriler geliyor. Kategoriyi seçeceğim, doldur dediğim zaman list box'a o kategoriye ait ürünleri getirecek. Daha önce yaptık, hatırlarsanız biraz daha gelişmişini yaptık Connect'ta. Değil mi? Seçiyorduk vesaire. Kategoriyi seçip onun içerisindeki ürünleri getiriyordu. Ürünleri seçip onun detaylarını alıyorduk. Diğer tarafı yazıyorduk gibi. Bu da onun bir benzeri. Ama adapterla kullanacağız. Butona tıkladım. Yine adapterimi oluşturuyorum. Data adapter. Benden sorgu istiyor. Yıldız from product üzerinden olacak bu. Ver. Ben kategori ID üzerinden bir düzenleme yapacağıma göre et koydum başına. Adapter'ın select komandı bir SQL komandı. Geldim. Select command nokta, hani ben parametre eklemem gerekiyor. Add bir value falan. Parameters add with value. Yani değeriyle birlikte parametreyi ekle. Eklemek istediğim parametre şu. Bunu göndereceğim. Adını verdim. Virgül değerini vereceğim. Bu da textbox'tan gelen geliyor. Bu kadar burası. Daha sonrası bu değeri bir yerde tutmam gerekiyor. Data table. Buna değeri nasıl aktarırım? Adapter. Veri adapterde olduğuna göre onu veriyorum. Bunu da verdim. List box'ın data source diye bir şey varsa data source eşittir. Önce data grid view'e dolduralım. Data source. Evet. Şimdi de list box'a şöyle yaptım. Display ve value'yu vermedin. Evet, o yüzden data row 1 gösterdi. Bu da normal çünkü nereye neyi bağlayacağını bilmiyor. Hata mı var?
hiçbir şey gelmiyor ya. Azıcık ilişecek gibi. Windows form. Yeni form mu? Şimdi işte bunu söyleyin. Nereden açıyoruz? Biz projeyi başlarsanız... Bak bak şöyle. Solution'a sağ tıkla. Evet. Ben var ya harbi kafanı bir şey atacağım şimdi. Evet. Windows form. Bunu çok yaptık. Nasıl? İşte, yok bunda ya. Bak projeye sağ tıkla. Solution değil. Solution proje. Hı-hı, evet, tamam. Bence doğru. Şimdi data grid view. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Et kısmında o şeylerim çıkmıyor şu an. Ben bakıyorum buraya. Altı ile ben bir defa 13 yıllık yazılımcı görmüyorum. Dakika zerreli tap yaptım. Çünkü bak Allah sapınızı. Sopamaz. Sopa bastım mı çıkar. Bak. Tekrar oradan geleceğim şimdi. Asistan ekme. Tekrar Okan dedi ya. Buton ekliyorum iki tane. Şöyle cime. LTN değişiklik uygula. Bu yeni versiyon. Yeni versiyon. Versiyon update yapıyoruz. Form 1'i mi değiştiriyoruz şu anda? Hayır, yeni form. Çözüm 3. Yerden dolduracağız. Sonra da bunun üzerinde daha önce gösterdiğim gibi bir düzenleme yapacağız. Ama onun veri tabanında güncellenmesini sağlayacağız. Data grid'de. Oh. Ya yani öyle. İkinci butonla buna ne verdik? Teksti neyse o mantıklı bir şey. BTN değişiklik şey, uygulama. Yani tekstine ne dedik işte. Doldur. Değişiklik. Şimdi bir tane SQL Data Adapter oluşturuyorum. Adı Adapter. Null. İkincisi Data Table. DT. Default Null. Ve SQL Command Builder diye bir nesne var. Yani söylüyorum. Bir karar alır mısın? Doldur dediğimizde Data Grid doldurulacak. Şu ana kadar yaptığımız mevzu. İçerisinden form açılışını değiştiriyorum yaparsın. Olmamıştı hatırlarsınız. Bakın şurada Joe yazıyor. Ben bunun 11 kısmını sildim. Kapattım bunu. Tekrar doldur diyorum.
Yani bu demek ki veri tabanına işlemiyor gerçek olarak. Ama çekiyor ama geri göndermiyor. Yes. Şimdi yapmak istediğim, şu butona basıldığında bu değişiklikleri uygulasın. Bunun için de SQL Command bu yıldır nesnemin adı SCB idi. Bunun instance'ını oluşturuyorum. Bu benden SQL Data Adapter alıyor. Adapter'ımın adı Adapter'dı. Sonra adapter nokta update içerisinde dt'yi verdik. Doldur. Adını değiştir. 2 yapalım. Değişiklikleri uygula diyorum. Patlıyorsun. Kapattım. Bu da batuana. Ben patladım. Ben de patladım sana. Ben patladım. Bu da batuana şaplamasın. İşte böyle bir durumda adaptörün özelliklerini kullanabilmek için, o komut oluşturma işlemini kullanabilmek için